farklı bir konu ama tabuları yıkıyor muyuz artık Kahramanmaraş olarak? Çünkü artık Gaziantep'le karşılaştırılmaktan bıktık. Yok, şimdi şöyle, Kahramanmaraş kendine münhasır bir şehir. Tabiri caizse kendi yağıyla kavrulan bir şehir. Dışarıya çok az göç veriyoruz ve dışarıdan çok az göç alıyoruz. Bu İstatistik Bey'in ziyaretinden bahsediyor. Tabii. Dolayısıyla biz bu manada geçtiğimiz haftada Çevre Bakanımız hani bu manada geldi. Kahramanmaraş'a birçok güzellikler oldu, birçok müjdeler verildi. Bunlar ilerleyecek, önümüzdeki günlerde artacak. Biz bugün bu fuar alanındayız. Bu fuarla başladık. Yarın bir gün de tekstil makineleri fuarı olacak. Yarın başka şeyler olacak. Farklı bakanlıklar Maraş'a gelip gidecek. Biz farklı şehirlerle karşılaştırılacak bir şehir değiliz. O yüzden söyledim, dışa az göç verip az göç aldığımız bizi sanki kapalı kutu gibi yapıyor. Ama kendi değerlerimizi muhafaza ettiğimizde bu bizim bir artımız. İnşallah hem kendi değerlerimizi muhafaza edeceğiz, hem de modern çağın gereksinimlerini ve ülkenin yaptığı yatırım, devletin yaptığı yatırımlardan yeteri kadarını Kahramanmaraş'a bugüne kadar aldık, almaya da devam edeceğiz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Tabii eğitim her şeyin başı, okumak her şeyin başı. Bu fuarda inşallah bunu sağlayacak. Türkiye'nin birçok yerinden yayın evleri, yazarlar geliyor. Çok ünlü yazarlar, şairler gelip İmza günleri düzenliyorlar. İnşallah pazar günü akşamına kadar burası hınca hınçta olacak. Ben hemşehrilerimizi 2 gün boyunca da buraya davet ediyorum. Teşekkür. Kitabını okuduğu yazarla bir araya gelmesi, bundan ötürü Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Maraş'ın zaten bu özünde var. Bir tarafı mutlaka yazar, bir tarafı mutlaka okur. Şairlik, bir karalamışlığı mutlaka hepimizin hayatında vardır. Bu fırsatı, bu imkanı burada sunmak. Gerçekten bu sene 6.sı galiba. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bundan ötürü. Evet, Kahramanmaraş deyince edebiyat akla geliyor. Belki de Büyükşehir Belediye'mizin daha önceki yaptığı projelerin içerisinde Kahramanmaraş'a en yakışan bu fuar, kitap fuarı. Yani her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde şairleri yetiştiren bir şehrimiz. Ve tuttu da, yani binlerce insanımız burayı ziyaret ediyor. Bu sene Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör de bunu devam ettirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye'deki, dünyadaki bütün yayın evleri buradaki okuyucuların hizmetinde. Yani Kahramanmaraş için güzel. Artık altyapı, üst yapı, yollar belediyenin asli görevleri. Şehirlerin bir ruhunun olması lazım. Şehre bir marka değeri katmak lazım. Katma değeri olması lazım. Edebiyat alanında yapılan bütün projelerin Kahramanmaraş'ta tutacağına inanıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Peki Türkoğlu başkanım, Türkoğlu metropol ilçe olma yolunda ilerliyor. Türkoğlu da Kahramanmaraş'ımızın en yakın ilçelerinden bir tanesi. Avasın festivalleriyle gündeme geldik. Bu sene Mayıs ayında da güzel bir Avasın festivali daha yapacağız. O da tarihimizde, Osmanlımızda, Selçuklumuzda gençlerimizi buluşturuyoruz. İnşallah 29 Mayıs'ta da Kahramanmaraş Türkoğlu'nda çok güzel bir Avasın Okçuluk Festivali düzenleyeceğiz.